Herkese merhabalar, ben Selman Cihan. Ben Emre Alkan. Bugün size MX-225'la AU-210 diye tanıtacağız. Motorlarımız, benim motor, o da galiba 200cc diye geçiyor ama ruhsat değil. Motorlar ilk başlangıç motorları, yani ne çok küçük motorları ne de çok büyük yani. Çok aşırı fazla motor deneyimi olmayanlar için, yani bizim gibi insanlar için ilk başlamada çok güzel bir motor. İlk başta Honda AU210'dan başlayalım. Kuba MX-220'ye göre kutusu biraz daha ufak. Yalnız şöyle bir artısı var. Kuba MX-220 kup motorlu. Honda AU200 dik motor, ATV motoru diye geçiyor ama bilmiyoruz hangisinin daha iyi olduğunu. Ama genelde dik motoru tavsiye ediyorlar. Yani birisi yan motor, birisi dik motor. Pistonlar yukarı çalışıyor. Daha rahat çalışma sağlıyor. Birinde yan motorda vibrasyon daha çok olduğu için titreşim yapıyor. Özellikle asfalt yolda, arazide pek fark edilmiyor ama öteki sanki elektrikli motorla gidiyormuşsunuz gibi hiç titreşim, vibrasyon sıfır yani. Ön tarafından bakarsak MX-220 Honda AU200'e göre biraz daha güzel bir görünüme sahip. LED farları var, evet. Mercekli farı var, beyaz görünüyor. LED farları var. Onun normal araba farı gibi ampulü var. Ben kapatayım. Yakıt konusuna gelirsek ikisi de 200cc'ye geçiyor ama Mondial AU200 galiba biraz daha az yakıyor diye biz tahmin ediyoruz. Şöyle bir şey de olabilir. Bu sıfır. Bunu 600 km'de aldık. Bunu sıfır aldık. Bunun yakıtı şu anda bizim hesaplamalarımıza göre biraz daha fazla. Performansına gelirdik. Biz bu motorları iki kişi de denedik. Tapanca soğucak yaylasına iki kişi çıktık. Ortalama ağırlıklar şoför 85, arkadaki de 85. Diğer motordaki yani de aynı şekilde. 160 kilo falan da 160 kiloya falan denedik. Gayet güzel. Tabii tek kişi gibi çok büyük bir performans olmuyor ama gene de yani şey yapmıyor, öldürmüyor performansı. Tek kişide yaptığınız hareketler, o arka tarafı atma, kaydırma hareketlerini yapamıyorsun. Bir de biraz motorlar 200'lük motor, yani tek kişilik tasarlanmış zaten. İki kişi oturduğun zaman biraz sıkışma oluyor. Ama çekişte falan bir güç kaybı olmuyor yani. Çok her yere çıkıyor. Güç kaybı olmuyor dediğimiz gibi. Ondan sonra başka ne özellikleri lastik var? Farkları var. Birisi şeyleri, lastik tırtıkları yan yan, diğerininki traktör desenli. Traktör desenine benziyor. Ondan sonra işte birinin arkasında önünde çeki demiri yok. Birinin önünde de arkasında da çeki demiri var. Birazdan zaten arka arkaya bağlayıp bir güç testi yapacağız bakalım, evet. Palatla. Biz dün biraz Mondial AU200'ü biraz zorladık. Daha doğrusu biz zorlamadık. Biraz ATV'yi bizden daha iyi kullanan bir abiyle denk geldik. Bir iki tur atabilir miyim dedi. Aşağı yukarı bir yarım saat kadar gezdi şu anda. Biz hiç bu şekilde zorlamamıştık motorları. Yani korkuyoruz. Zorladık. İşte şu anda Mondial AU200'ün mesela ön tarafından gıcırtı sesleri gelmeye başladı. Ama sudan suya girdik çıktık, ondan mı bilmiyoruz. Veya buradaki şu anda Kerem Ali Yaylası'ndayız. Bazı yollarda büyük taşlar var. Çok vibrasyonlu oluyor. Bunun hava filtre çıkışı vakumu mu oluyor? Hava filtre borusu. Hava filtre borusu koltuğun hemen üstünde şurada. Buradan depoya doğru bakıyor. Bununki burada aşağıya doğru bakıyordu. Geçenki videoyu da izlediyseniz zaten oradan su almıştı benim motor. Onu yukarı doğru çevirdik ama tabii bu daha korunaklı. Yani Mondial daha korunaklı üretmiş o konuda. Daha başarılı yani bence. Düz yolda hız konusuna gelecek olursak, hız konusunda 65-70 arası kilometre hızı ulaşıyor. 55-60 kilometre hıza ulaşıyor. Daha sonra zaten hız videosu da çekeceğiz. Arazide zaten 40-50 bulamıyorsun yani. İlk kalkış anında bana göre Kuba MX-220 yani 2-3-4 saniye daha atak, daha hızlı kalkıyor. Ama şuna da bağlayabiliriz. Bir motor sıfır yani. Bu MX-220'de bir motor sıfır. Evet, bunu 600 kilometre aldık. Şu an 800'de. Şu anda 700 bir küsürde.
210 kilometrede falan bunu sıfır aldık. Şimdi yağ değişim zamanları geldi. İkisinin de yağını değiştireceğiz. Daha ilk yağ bakımını da yapmadık. Evet. Bütün grasörlüklerini, yağını falan tamamladık ama bir de bunun artı olarak burçlarında ya da amortisör başlıklarında grasörlükleri var. Oradan yağ basması daha kolay oluyor. Bunda öyle bir şey yok. Direkt amortisör uçlarında burçlar var. Muhtemelen ondan dolayı bunun süspansiyonu bir iki tık daha iyi olabilir. Bu hem biraz daha yüksek, bir de yay bunun aralıkları. Bunun bir artısı daha var bak mesela. Bunun artısı sinyalleri tamponun içinde. Bunun sinyalleri ayrıyeten buraya bir şey uzatmışlar. O tamamen marka işçiliği. Kama uzatmışlar, somun civata yapmışlar. Bunlar zamanla gevşiyor tabii. Bunların arkası da aynı şekilde. Bir de buna şöyle bir özellik koymuşlar. Yani çok gerekli mi aslında, güzel bir özellik. Anahtardan çalıştırma var. Açıyorsun. Şimşek işareti var anahtarda. Bastığın zaman bir daha. Bastığın zaman şimdi soğuk diye tamamen almıyor. Bastığınız zaman marş alıyor. Bir de bunun kendinden egzozu var. Kendinden abartılı bir egzozu var galiba, değil mi? Tabii. Yani biraz daha çok bağırıyor ama gürültü yapıyor açıkçası ya. Yani. Bir bağırması var. Bunu stop edelim. Bir de onun Mondial AU200'e hız beyni takılıyor diye biliyorum. Tabi takılmışını da görmedim ama takanlar varmış. Ama bana bu yettiği için ben daha fazlasını aramıyorum. Çünkü bir kere düştüm ben motordan. Yan yatmış. Doğançay yaylasında bir kere, yani ikinci sürüşümde ben ayrı tarafa, motor ayrı tarafa, çakıllıklara ben uzandım. Motorumun aynaları kırıldı. Başka hiçbir tarafına bir şey olmadı. Hemen istop ettim zaten. Arkadaşım istop etti. Öyle yani. Şu anda gayet memnunuz. Fiyat aralığından bahsedelim biraz da. Fiyat aralığından bahsedecek olursak ben Mondial AU200'ü 18.500'e aldım 600 kilometrede. İkinci el olarak aldım. Şu anda sıfırı yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'da 22, ne 23. motordu? Şahin Oktay. Yani Oktay motorda 23.500 diye olması lazım. Öyle gördüm en son sahibinden.com'da. Bunu da 17.5'a Şahinler motordan İnegöl'den aldık. 17.500'e o zaman almıştık. Şu anda internet fiyatı, yani yeni Oktay motor satıyor bunu. İnternet fiyatı 20.990, yani 21 lira falan. 17.5 bu aldığımız ne kadar oluyor? 2 ay falan oldu yani, aşağı yukarı. 2-3 ay oldu. Yani öyle bir rakam artışı oldu. Bu motorlar ayrıca plakalı, T3 belgeli traktör diye geçiyor. Her türlü trafikte yani hiçbir sıkıntısız kullanabiliyorsunuz. Polis çevirdiği zaman kask ihtiyacı yok, hiçbir şekilde bir ihtiyacı yok. Kendi B sınıfı ehliyetiniz varsa araba kullandığınız, onunla sorunsuz bir şekilde trafiğe çıkabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Ama trafiğe çıkmak ne kadar mantıklı, o yine de size kalmış. Bir de şöyle bir şey var. ATV'ye yeni başlıyorsunuz, çok dikkatli olmanız lazım. Yani hiç affetmiyor. Bir de cross motorlar gibi değil. Cross motorda mesela bayıra gidip geldiğinizde çıkamıyorsan, elin gazla takılı kaldıysa motor kendini ileri atıyor. Bunda atmıyor. Bunda tamamen motor diklenip üstüne kalkıyor. Altında kaldığı zaman yani boynun kırılır, bacağın kırılır. Bir sakatlık kesin veriyor. Ben düştüğümde mesela benim ellerimin içleri komple soyuldu. Parmaklarıma kan oturduydu böyle. Bir de şuralarım, baldırlarım komple soyulmuştu. Bir de motordan fırladığında çok dik yerlere vurmayacak. Zaten güçsüz motorlar. Güçlü olanı da vurduğun zaman zaten daha kolay kafa kaldırması. Bir de yan gitmeyeceğim bunlara. Evet. Yan. Bak adam düştü mesela orada cross'ta. Kamera çektiyse. Düştü, uçtu sağ tarafa. Şey işte, aynı şekilde ben de düştüm. Kamera gördüyse oraya zoom yaparız. Adam mesela cross motorlu uçtu. Cross motorlu değil, o kim biliyor musun? Az önce bize selam veren Mondial adam. Mi? Mondialci. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var, bilmiyorum bu her yerde böyle mi de, yani bildiğimiz günlük yol motoruyla biz burada görüyoruz cross yapıyor adamlar. Lastiklerini değiştirmişler, dişlerini büyütmüşler, cross yapıyorlar. Ne kadar sağlıklı bilemeyiz yani motorların yani ömrü. Bu yollarda o motorların ömrü belki yarı yarıya kısalıyordur yani. Ben buna canım yanıyor benim. Bunlara canım yanıyor yani giderken tak 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 tak. Bizim şimdi bir de ilk motorlarımız başlangıç motoru, dediğimiz gibi çok yükseklerinde hevesimiz var. Almak istiyoruz ama bir yandan da korkuyoruz çünkü gerçekten büyük bir tecrübemiz yok. Yani bunlarla tecrübe ediyoruz yavaş yavaş. İlerleyen senelerde bakalım nasip neyse olur.
Allah daha ilerini herkese nasip etsin inşallah. Yani alınabilecek motorlar. Mesela bunu çok şeyde soruyorlar kanka. Kuba VipTrak mı, Mondial AU200 mü? Ondan bahsedelim. VipTrak Mondial AU200'e göre daha yakışıklı. Yani AU200'ün açıkça söyleyeyim hani ön tarafından falan yanından bakınca çok yakışıklı durmuyor. Ya MX220'ye bakıyoruz. Biraz daha görünüşü güzel ama. Ama şöyle bir şey var. Görünüş de çok önemli değil. Önemli olan yani icraatı. Motorun icraatı. Çünkü bak bu biraz daha hafif dediğimiz gibi, videonun başında dediğimiz gibi daha iyi tırmanıyor. Kesin buna kesin karar vermişliğimiz yani, var. Tabii. Bir dik bayırda denedik. Bu çekti, bu çekmedi. Bu kadar. Ama yani heves alınabilecek motorlar ikisi tabii, de yani her türlü ihtiyacınızı görür. 27-28 lira diyecekler belki. Şu anda bu 23-24 bin lira aynı motor. Sadece kasa farkı var. Çok da seri motor yani. Ben daha önceden Soğucak'ta VipTrak'la bir tur atmıştım bir ATV'ciye denk geldik orada. Bir tur atayım dedim. Aynı yani oturduğunuz zaman direksiyon şeyi, göstergesi olsun her şey aynı. Biraz göstergelerinden bahsedelim bizim motorlarında. İkisi de dijital ama ikisi de çok sağlıklı değil. Yani ATV motorların çoğu sağlıklı değil. Çünkü net bir hız gösteremiyor ve depo doluluk olanını net bir şekilde gösteremiyor. Tabii çünkü bir yani. bayır yukarı dikiliyorsun, bir bayır aşağı iniyorsun. O yüzden yanınızda her zaman bir 5 litrelik bidon bulunması şart. Şart yani. Yani bu full gösteriyor. Bir bakmışım benzin mesela bitiyor buraya açıp bakıyorsun. Biz cuma akşamı buraya geldiğimizde, Kerem Ali Ailesi'ne geldiğimizde ikisinin depolarını da fullemiştik. Kuba'nın aynı gezdiğimiz halde Kuba'nın benzini bitti. Yani, ama depoda gösteriyordu. Depoda yarım gösteriyordu, bir anda bitti. Gösteriyordu ama deponun içine baktığımızda bunda mesela ne modu var? Kilometre modu var. Bir de trip oluyor bu galiba. Gideceğin evet. Kilometreyi hesaplıyorsun, basıyorsun, sıfırlıyor. Ondan sonra gittiğin kilometreye göre 786 kilometre. Dijital. Bunun ekranına gelelim. Bunda alarm da var. Bunun ekranında şöyle bir devir saati var. Doğru değil mi? Devir saati var. Burada benzin göstergesi var. Şurası benzin göstergesi. Şuradan mesela viteslerin geçişi. Şu anda geçişi. Benzin olduğu halde içinde. Evet. Bak gene sonda gösteriyor. Şu anda mesela N, R, D. D ileri, R geri. Vitesini de gösteriyor şimdi. Biz bir de buna sonradan far bağladık. Böyle 16 böyle kareler. Bunlar. Çok faydası var bize. Orijinal farları çok aşırı. Orijinal farları çok sönük kalıyor. Çok sönük kalıyor. Aynen öyle. Bunun bir de bundan farkı mesela şey durması, bu demirlerin üstüne plastik kaplama yapılmış bunda. Yani onun trimleri biraz daha güzel. Yani o şeyi daha güzel. Ama bu daha böyle kare bir motor mesela evet. Kuba. Kare böyle, seninki biraz daha oval, hatta senin plastik daha, aksam daha esnek. Bak şimdi şöyle. Böyle yani. Bunda daha esnek, kırılma şansı daha az. Mesela bu attım. Buraları komple yerlere bu biraz daha sert. Plastik kalitesi biraz daha kötü sanayide. Bir de biz bu motorları alırken bu ATV hevesimizi, hani ATV motor almak istediğimizde şöyle dedik. İkisini de aynı motor alalım dedik. Ondan sonra dedik ki farklı alalım. Çünkü hiç tecrübemiz olmadığı için. Farklı alalım. Hangisinden memnun kalırsak ona çeviririz dedik motorları. Ondan sonra ikisi de dediğimiz gibi işte videonun başında da söylediğimiz gibi ikisinin arasında çok büyük bir fark görmeyince sonra ikisi de böyle farklı markalar oldu. Şu anda biniyoruz. Ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Mesela şunu şöyle tutar mısın kanka, anlatayım şunu. Şimdi şöyle. Aynen öyle. Mesela bunun çamurlukları tekerin yarısında gördüğünüz gibi. Bunun tekeri komple kaplıyor hemen hemen. Bunun arkadan mesela çamura girdiğinizde ya da suya girdiğinizde su atma şansı hiç yok denecek kadar az. Bunun ama olduğu gibi sırtınız, her tarafınız çamur içinde kalıyor yani, gerçekten öyle. Giydiğiniz mont ya da ne giyiyorsanız artık çamur içinde kalıyor. Bunda öyle bir sorun problem yok. Bunun zaten belli yani, çamurluğunu kısa yapmışlar, teker tabur da bitiyor. Bunun hizası aynı, bu çamurluyor insanı, çamur içinde bırakıyor yani. Evet, yağmur hızlandı. İstersen motorların güç testlerine bakalım. Tamam, İpleri arkaya bağlayalım, halatları. Arkaya bağlayıp bakalım hangisi yenecek. Halatımız da burada, halatımız da gösterelim. Bu arada arkadaşlar, kanalımız yeni. Kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler.
arada biz de ilk defa yapıyoruz. İnşallah sesimiz geliyordur. Yağmur çok. Yağmaya başladı. Aslında bakalım hortumu denememiz lazım. Bu da şeyle. Neyse bununla yapacağız artık. Şimdi bakalım neler olacak. Güç testine geçelim. İpimizi de bağladık. Ayakta mı yapıyoruz? Hadi. Bir. İki. Üç. Çektim seni gel şimdi ben. Ama şimdi kalsın sen. Hayır kalmadım. Ben oturdu oraya bak. Oradan sonra bir daha hiç geri gitmedi. Adam gibi yere koy abi. Koy abi. 20 santim çektim. Hiç artık yapmaya gerek yok. Gel burada evet. Deneyelim bakalım. Gel. Gaz vermek yok mu? Oğlum benim motor boğuluyor. Bitti. Sen Rolent... veriyorsun ama beni geri alıyorsun öyle. Rolent yükseltiyorum hadi. 1, 2, 3. Benimkine değil mi? Tutunmuyor işte. Ben ama orada aldım seni 20 centim. Yorumlara yazın arkadaşlar. Çektim mi çekemedim mi? Orada göreceğiz bak. Kararı yüce izleyicilere bırakıyorum. Çektim mi çekemedim mi orada göreceğiz. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Biz şimdi birazdan dönüş yolculuğu başlayacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Teşekkürler.